Merhabalar YouTube, benim ismim Selin. Teşekkürler bu videoyu açtığınız için. Bugün sizin çok istediğiniz bir video yapacağım. En sevdiğim rujlarım nedir diye siz sordunuz. Onun için tabii ki ben de cevapladım. Bu benim en sevdiğim rujlarım bunlar diye. İşte bunları şimdi hepsini göstereceğim size. Onun için bayağı rujlarım var. Çok bayağı rujlarım var. Onun için bu videoyu hiç zaman kaybetmeden başlatalım. Rujlar en sevdiğim rujlarımdır. Yani bütün göstereceğim rujların hepsini çok seviyorum ama şimdiki göstereceklerim en sevdiğim rujlar. İşte bunları yeni öğrendim. Aslında Taylor Swift bana gösterdi bu rujları. Çünkü ben sormuştum Tumblr'dan. Taylor, ben senin evine gittiğimde sen bu ruju sürmüşsün, bir de çok beğenmiştim. Nedir diye sordum. Bir de hepsini bana söyledi. Ben en sevdiğim rujlar bunlar diye. Önce tabii ki o için hepsini ben aldım. Bir de tabii ki Taylor Swift doğruydu. Ben de onlara bayıldım. İşte söyleyeyim. İsmi hepsi NARS Velvet Matte Lip Pencil'dir. Onun için Sephora'da satılıyor. Galiba Ulta'da da satılıyor. Ama onun kullandığı renkler, o gece, tanıştığım gece bu Dolce Vita'yı kullanmıştı. Bu çok güzel natural bir renktir. Tam benim dudaklarım aynı rengidir. Sadece daha güzel tutuyor dudaklarıma tabii ki. Rujlar öyle yapıyor. Bunun ismi Dolce Vita. Çok güzel. Öbürü Luxembourg. Bu da bir kırmızı bir renk gibi ama daha pembe tonlu. Şimdi sürdüğüm aslında Luxembourg. Onun için onu sürdüm şimdi. Birazcık daha parlak ama gene de çok kalıcı. Ama bunun ismi Satin Lip Pencil. Aynı zamanda Luxembourg ismi. En son sevdiğim NARS Dragon Girl Velvet Matte Lip Pencil. Onun için ismi Dragon Girl. Bu da tam kırmızı bir renk. Yani en sevdiğim, yani birisi kırmızı ruj deyince ben bu rengi düşünüyorum. Çünkü bu tam kırmızı renktir. Taylor Swift bu renklerin hepsini kullanıyor. Söyledi bana. Zaten resimlerde belli oluyor. Ben bunları sürdüğüme göre, dedi, ben kendi dudaklarımı Taylor Swift'le karşı karşıya yapınca hemen hemen aynıdır. Çünkü tabii ki herkesin dudak rengi değişik olduğu için. Ama sonuçta bu renkler o kullanıyor. Onun için sadece Taylor Swift kullanıyor diye aldın mı? Evet. Ama ben gerçekten çok beğeniyor muyum? Tabii ki çok seviyorum. Ya da sevmesem söylerim size. Gerçek söylüyorum. Sadece Taylor Swift kullanıyor diye söylemiyorum size. Ama ben bunları çok seviyorum. Bir de bunlar o kadar çok kalıcı ki. Çünkü ben en nefret ettiğim şey rujlarla hep sürmek. Ben mesela makyajla ilgili mesela fuar seviyorum. Rimel'i sürüyorum. Allı'yı seviyorum. Çünkü sadece bir kez sürüyorsun. Bir de bitti. Bütün gün duruyor. Şimdi ben MAC lipstickleri de çok seviyorum. MAC lipstick. MAC rujları da seviyorum. Ama en sevdiğim ruj Cream Sheen'dir. MAC Cream Sheen line'den. İsmi Party Line. Bunları daha önceden sürmüştüm. İngilizce kanalında kaç kez bunu sürdüm. Gördüğünüz gibi bir koyu bir kırmızı gibi ama daha doğal duruyor. Mesela sürünce hafif birkaç, yani bu çok, böyle söyleyeyim size. Azıcık sürebilirsin, bir de natural durabilir ama aynı zamanda normal ruj gibi tamamen iki kat falan sürebilirsin. Bir de aynı kırmızı renk gibi çıkar. Onun için bunu çok seviyorum. Koyu bir renk birazcık. Onun için bunu birazcık da kış zamanında seviyorum sürmeyi, yaza karşı. Ama gene de çok güzel bir rujdur. Şimdi siz diyorsunuz, Selin, bunlar birazcık benim için çok pahalı. Başka birazcık daha ucuz markaları gösterebilir misin bize diye. Tabii ki gösterebilirim. Ben bunları da çok seviyorum. Bunların ismi Revlon Just Bitten Kissable Balm Stain deniliyor. Bunlar da çok kalıcı. Kesinlikle kalıcı bunlar. Benim 4 tane renklerim var gördüğünüz gibi. Bunları o kadar çok seviyorum ki, yani bir tanesini arkadaşım Melissa Belelli'ye hediye ettim. Bir de o hala kullanıyor, videolarını gösteriyor. Onun için ne zaman gösterdiği zaman hep ben "Aa, benim ismim çıktı" falan diye. Çünkü hep söylüyor "Aa, Selin bunu aldı bana" falan diye. Neyse, ama en sevdiğim renkleri göstereceğim size. Bunu hiç sevmiyorum. Bunun ismi 035 Charm deniliyor. Bu hiç iğrenç tutuyor yani. Resmen paylaşıcı gibi benim rujlarımı tutuyor. Gördüğünüz gibi yani birazcık kırıldı aynı zamanda. Ama rengi hiç güzel değil. Onun için çok natural, çok güzel bir renk gibi gözüküyor. Ama almayın sakın. Çünkü hiç güzel durmuyor. Aynı zamanda ya kesinlikle onu almayın. Onu nefret ediyorum. Ama ben bu üçü çok seviyorum. Bu yani bu üçten dördü çok seviyorum. Benim Melissa Belelli'ye verdiğim ismi 001 Honey renktir. Çok doğal pembedir. Aslında bu benim geçen videomda sürdüm. İsmi şeydi, alışveriş videomda bunu sürmüştüm. Çok seviyorum. Bunu çok doğal, çok natural duruyor. Yani hep bunu okula sürüyorum. Çünkü hiç fark etmiyor. Yani hiç kimse fark edemiyor bile bunu ruj sürdüğün için. Bunu çok seviyorum. Aynı zamanda Revlon Just Bitten Kissable Balm Stain'in 005 Crush'ı çok seviyorum. Bu birazcık daha koyu bir renk ama çok azıcık da sürebilirsin. Bir de dudağını birazcık pembe yapıyor. Onun için bunu çok seviyorum. Yani öylecesine sürmek. Ama en sevdiğim bu aralar 030 Smitten rengi, Smitten'den söylüyor.
Bu da gördüğünüz gibi bunlar çok yani benziyor gibiler ama bu proje daha açık pembedir. Yani daha pembedir, bir de öbürü daha koyudur. Ama gene hafifçe birkaç kez sürüyorum, birkaç yani 1 2 3 falan diye dudaklarıma dokunduruyorum. Bir de çok güzel, çok kalıcı duruyor ve çok güzel renk veriyor. Bir tane daha ucuz sevdiğim şeydir. Bunun ismi L'Oreal Glossy Balm'dır. Böyle gözüküyor. Bunun rengi 270 Petit Plum diye söyleniyor. Bu da aynı şey. Yani gördüğünüz gibi aynı paketler. Resmen aynı şeyi yapıyor. Bu renk birazcık daha koyudur. Mesela onlar birazcık... Mesela bunu sürdüğün an renk çıkıyor. Onu da birkaç kez sürmen lazım gerçeği renk çıkması için. Ama bunu bir kez sürdüğünde bütün renk çıkıyor. Onun için birazcık daha kalıcı değil de birazcık daha görüntülü bir ruj istiyorsunuz. Bu daha iyidir Revlon'lara karşı. Ama ben Revlon'ları daha çok seviyorum. Bir tane daha Revlon rujum var. Bunun ismi L'Oreal Paris. Pardon, Revlon diyorum. L'Oreal bir tane daha rujum var. Bunun ismi 174 Rose Taffeta. Bunlar ne garip isimler bilemiyorum. Amerika'da bile yani bunlar garip isimler. Böyle bir pakajı var. Gördüğünüz gibi çok güzel bir pakajı da var. Aynı zamanda birazcık parlak parlak. Kendini birazcık görebilirsin ama tam olarak değil. Böyle açıyorsun. Gördüğünüz gibi normal bir ruj gibi gözüküyor. Aslında birazcık daha pahalı gözüküyor. Tam böyle Chanel rujlar gibi gözüküyor. Ya da Dior rujlar tam aynı böyle pakajlar gibi var. Onun için sürünce kendimi lüks hissediyorum. Neyse bu çok normal pembe rose bir renk. Yani tam çiçek rengidir. Çok natural duruyor. Uzun kalmıyor. Normal bir ruj. Onun için yani pek çok güzel söyleyeceğim şeyler yok bununla ilgili ama güzel renk veriyor. Onun için bu en sevdiğim rujlarından biridir. Şimdi siz benim İngilizce kanalımı seyrettiyseniz daha önceden bilirsiniz. Tarte'ı ben çok seviyorum. Marka Tarte'ı. Çünkü evet pahalılar ama bütün productlar hepsi natural. Hepsi yani hayvanlara doğru. Hiç hayvanlarda test etmiyorlar. Productların hiçbirini denemiyorlar hayvanların üstünde. Bir de çok güzel renkler veriyorlar. Çok da güzel şey, çok güzel rujları vardır. Bir de değişik şeyler. Ama ruj olarak bunun ismi Amazonian Butter Lipstick. Bir de rengi Tulip'tir. Tam yani Türkiye'nin Tulip'i. Bir de ben bunu çok seviyorum çünkü aynı zamanda çok güzel ses yapıyor açınca. Hazır mısınız? Çok güzel bir ses yapıyor. Bayılıyorum bu sese. Neyse böyle gözüküyor. Çok da güzel pakajı var. Tam böyle pembeli, mavili. Çok güzel renkler var. Aynı zamanda gördüğünüz gibi bu da çok benzeyici. Gördüğünüz gibi bütün sevdiğim rujların hepsi renkleri çok benziyordur. Böyle acayip acayip rujlar pek sürmüyorum. Normal pembeli rujlar sürüyorum genelde. Bunu çok seviyorum. Bu çok kalıcı değil ama çok güzel duruyor dudaklarım. Onun için bunu kesinlikle çok seviyorum. Aynı zamanda bu Tarte Charmed Lip Surgeon Natural Lip Tint aynı şey stick gibi şey gibi kalem gibi gözüküyor. Aynı şey bu çok acayip acayip pembe. Yani çok açık pembedir bu. Ama çok natural duruyor. Aynı zamanda ben bunu daha önceden videolarını sürmüştüm galiba. Benim Mart favori videolarımda bunu sürmüştüm. Siz de beğenmiştiniz o videoyu yani sürdüğüm ruj. Onun için bunu sürmüştüm. Çok seviyorum bunu. Gene çok doğal duruyor ama çok aynı zamanda pembe bir renk. Onun için çok sürersen evet dudakların böyle çok pembe gözükebilir ama çok azıcık da sürersen pek daha yani belli olmuyor çok ruj sürdüğünü. Onun için bunu çok seviyorum sürmeye. İşte bu kadar bu video için. Umarım beğendiniz en sevdiğim rujlarımı. Başka video varsa sizin istediğiniz görmekten lütfen aşağıya yazın. Çünkü kesinlikle yapmaya çalışırım. Aynı zamanda unutmayın beni takip etmeyi. Instagram'dan, Twitter'dan hepsi aşağıda. @beautyglass06 diye bakabilirsiniz oradan. Aynı zamanda her şey aşağıda söylediğim gibi. Aynı zamanda lütfen unutmayın abone olmayı beğendiyseniz bu videoyu bir de başka videoları görmek isterseniz. Bir de öbür videomda görüşürüz. Hoşçakalın.